Evet, reklam arasının ardından yeniden güzel bir sabah gazete turuyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Yine yerel gündem ve ulusal gündem başta olmak üzere iki ana başlıkta gazete manşetlerini, gazete başlıklarını inceleyeceğiz. Çok değerli gazeteci, haber müdürümüz İsmail Şahin Bey ile beraber. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar. Haftanın ilk iş günü. İnşallah mutlu bir hafta geçer herkes için. Evet. Kayseri için de aynı, bizi izleyenler için de aynı, tüm dünya için aslında, insanlık için. İnşallah iyi şeyleri duyarız diye dua ederek başlayalım haftaya. Evet, aynen o şekilde mutlu bir hafta dileyelim ve E-Haber Kayseri Gazetesi ile yerel gündemle başlayacağız ilk olarak. E-Haber Kayseri Gazetesi'ne bakalım. İlahi Açık gerginliği demiş. Büyükşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı'nda ilahiyatçı yazar İhsan İlahi Açık gerginliği yaşandı. Fuara girmek isteyen İlahi Açık bir grup tarafından protesto edildi. Belediye yaptığı açıklamada fuarımız her yazara açık dedi. Şöyle, tabii bu olayı birkaç farklı şekilde değerlendirebiliriz. Evet. Birincisi, tabii ki kesinlikle yapılan işin doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Orada bir yazarın, bir farklı düşünürün, kendine inananların olduğu, yani inanırsınız inanmazsınız ama ne olursa olsun bu şekilde bu protestoyu ortaya koymak doğru değil. Yazara karşı bu saldırı girişiminde bulunmak ya da saldırma kabul etmek mümkün değil. İkincisi, tabii ki yani öyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ki bunu sanki belediye tarafından İhsan İlahi Açık'a saldırı girişiminde bulundu ya da protesto yapıldı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Onu da söylemek lazım. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nden de bu yönde bir açıklama yapıldı. Saldırının Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakasının olmadığı evet. ifade edildi. Fuarımız herkese açıktır. Ama şunu da belediyeden yapılan açıklamada şunu da gördük. Tabii ki burası biliyorsunuz belli bir sınırı var. Alan belli. Yani yayın evlerinin yer aldığı yerler belli. Çok büyük fuar alanı yok. Belki ziyaretçi sayısı ve ilgiden dolayı çok yoğunluk yaşandı ama sonuçta sayılı alanda ya da alanın darlığı nedeniyle belli bir prosedür uygulanmak zorunda. Yani bu da nedir? İşte yayın evleri kimleri getirecek, hangi günler imza, evet. Hangi yazarlar imza günü düzenleyecek ve bunlar her biri takvime göre ayarlanmış ve önceden belirlenmiş. Bir süreç. Büyükşehir Belediyesi de doğal olarak bu organizasyonu sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için böyle bir plana ihtiyaç duyuyordu. Bu yönde de zaten basılan broşürler ve takvimde imza günlerinde bunlar belirtilmiş oldu. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin sanki saldırı girişimi gibi olayı yansıtmak doğru değil. Böyle bir algıyı ortaya çıkarmak da kasıtlı olarak görünüyor. Tabii ki üçüncüsü de İhsan İlahi Açık tarafından bakmak lazım. Tabii Kayserili çok aykırı fikri olan, toplum tarafından da çoksa benimsenmeyen bir duruşu var. Benimsenmiyor diye bunun tartaklanması, dövülmesi ya da saldırıya uğraması gibi bir hak kimsede olamaz. İnsanlar farklı düşünebilir, sizin gibi düşünmeyebilir. Okumazsınız, izlemezsiniz, kitabını almazsınız, evet. imzalatmazsınız, geçer gidersiniz. Ama fuarda yer verilmediği halde, fuarın yani listesinde yer almadığı halde, Büyükşehir'in organize ettiği bu birinci kitap fuarında bir organizasyonda yer almadığı halde, fuara yani kendince provoke ederek fuara girmeye çalışması ya da böyle bir görüntünün ortaya çıkması bence İhsan İlahi Açık'ın problemi, provoke etti. Bu kesinlikle gündemde kalmak, gündem oluşturmak, ismini daha çok duyurmak amacıyla bilinçli, kasıtlı olarak bir provokasyona girişti diye düşünüyorum ben. Yani şöyle, atalarımız ne der? davetsiz gidilen yerde minder olmaz derler. Yani o bir yere davetsiz gittiğinizde ya evde bulamazsınız o gittiğiniz kişileri, ya kapıdan dönersiniz, kabul edilmezsiniz ya da çok sevilmiyorsanız belki tartaklanırsınız, dövülürsünüz. Evet. Çünkü istenmeyen yere gidiyorsunuz. O anlamda İhsan İlahi Açık'ta zaten fuar organizasyonunda yer almayan belediyenin açıklamasında da bunu öğreniyoruz. Tekin Yayın Evi'ne
hangi yazarların katılacağı ve ne tür etkinlikleri olacağı sorulmuş durumda. Evet. Ama sonradan böyle bir durumun ortaya çıkması açık ve net bir şekilde provokasyon. Kayserili bir ismin böyle çok güzel bir organizasyona kötü bir şekilde, bu şekilde provoke ederek gündeme gelmesi şık olmadı, doğru değil. Öncelikle bu İhsan Eli Açık'ın provokasyonu. Ben oradaki tepki gösterenleri elbette ki kabul etmiyorum. Ama aklıma da yani kendi adamları mı, kendileri mi böyle bilerek provoke edip gündemde kalmak için böyle bir saldırı girişimini gerçekleştirdi diye de sormadan geçemiyorum. Bunların her biri olabilir. Türkiye'de neler gördük, neler. Yani basit bir olay gibi gözükebilir ama arkasında farklı bir girişim olabilir. Her ne olursa olsun ne saldırı girişimi doğru ne de İhsan Eli Açık'ın orası kitap fuarını provoke etmesi doğru değil. Kabul etmek mümkün değil. Ha, seneye bu bir ders olur. Yani şöyle fuar organizasyonu ayarlanmış ama fuarda mesela iyi bir ilgi var. Herkes yani fuarda yer almaya yayın evi ben girmek istiyorum ya da yazarlar ben de yer almak istiyorum deme şansları yok. Kusura bakmasınlar. Eğer bir organizasyon önceden belirlenmişse belki sonradan bir iki dahil bir düzenleme yapılabilir ama yani ortamı iyi görüp de herkes hadi ben de orada ben de yazarım bana da yer verin ben de kitabı imzalayacağım deme şansı evet. olmaması lazım. Zaten de yok. Muhtemelen bu kavganın nedeni ya da bu provokasyonun nedeni de oradan kaynaklanmıştır. Yani fuarda ismi yer almadığı halde yani girip gezebilir, kitap alabilir, yazarlarla oturup konuşabilir. Bunda sıkıntı yok ama yani genel olarak söylüyorum. Ben de yazarım, ben de gideyim o zaman. Haydi bana da yer açın sonradan. Böyle bir şey mümkün değil. Kayseri'ye yakışmadı tabii. Kayseri üzerinden de yani bir provokasyonu farklı boyutlara çekmeye çalışmanın anlamı da yok. Bu bir açık provokasyon. Kitap fuarına gölge düşürmeye çalıştılar. Çok da başarılı olduklarını zannetmiyorum. Evet. Diyelim ve başka bir habere bakalım. Diğer terör örgütüne geçti demiş Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Rakka'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması ile ilgili olarak bu terör örgütünden diğer terör örgütüne geçmiştir Rakka. Bu hiçbir zaman DİAŞ'tan kurtarıldı diye makul anlamına gelmez dedi. Evet işte dönüyor dolaşıyor Türkiye'nin başından itibaren Suriye politikasında nasıl yanlış yol izlediğinin resmini ortaya koyuyor bize. Yani başından itibaren Esad ikna edilip ya da oradaki gruplar ikna edilip bu terör örgütleri üzerine gidilmiş olsaydı bugün ne YPG, PYD terör örgütü orada etkili olabilir ne de DAEŞ terör örgütü orada etkili olabilirdi. Türkiye dış politikada çok korkak davrandı. Bugün Fırat Kalkanı ya da İdlib operasyonu yapan bir Türkiye bir gecede yani türbeyi taşıyacak konuma gelmişti. O noktada biraz daha cesaretli olmalıydı. Yani genlerimizden gelen atalarımızın yaptığı gibi yani bir Türk dünyaya bedel atasözün gereği korkmaya gerek yoktu. Ama dış politikayı yönetenler maalesef biraz da böyle temkinli, korkak ve ürkek bir politika izledi ve terör örgütleri de Suriye'de, Irak'ta cirit atmaya başladı. Yani bugün Irak'ta bir politika değişikliğine gittik. Yıllarca işbirliği yaptığımız hatta bayraklarını bile havaalanında, başbakanlık konutunda astığımız Barzani'ye bugün tepki göstermeye başladık. Doğru olan başından itibaren Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmak ve Irak merkezi hükümetinin yanında yer almaktı. Bugün aynı şekilde Suriye'de de bu yapılması lazımdı. Eğer hala da yapılması gerekir. Eğer terör örgütlerinin orada etkili olmasını istemiyorsak beğenin beğenmeyin, kızın kızmayın. Ama oranın resmi devlet başkanı bugün itibariyle hala Esad. Esad'la mutlaka işbirliği yaparak bu terör örgütlerinin o bölgelerden uzaklaştırılması lazım. Yani bu politikayı yürütmezseniz terör örgütleri cirit atar o topraklarda. Yani Sayın Taner Yıldız ifade etmiş de sanki bu yani en çok bu payda bu durumun ortaya çıkmasında bu hatanın
yapılmasında Türkiye'nin en çok payı var diye düşünüyorum. Evet. Diyelim ve başka bir habere bakalım. E-Haber Kayseri gazetesinin Gül için ilginç iddia demiş. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili geçmiş dönemde ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. İddia Aydınlık gazetesinin köşe yazarlarından geldi. İddiaya göre Abdullah Gül İngiltere'nin Cumhurbaşkanı adayı. Nerenin? İngiltere'nin. İngiltere'nin. Evet. Allah Allah. Daha neyi burada parti kurduramadık herhalde. Evet. Yaptık. Ya bu dalga geçmek başka bir şey değil. Yani bunu yazan yazar hangi dünyada yaşıyor merak ediyorum. Hangi hayalleri kuruyorsa Abdullah Gül'ü de İngiltere'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş. Yani böyle bir şey mümkün değil. Olamaz da zaten. Yani hangi kafayla yazdı, ayık mıydı onu sorgulamak lazım. Evet, diyelim ve bir asayiş haberlerine bakalım. Bıçakla kovaladı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki kavşakta ilginç ve korku dolu anlar yaşandı. Aynı araçtan inen iki kişi arasındaki kavgada biri elindeki bıçağı çekerek şahsın üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle bıçaklı şahıs engellendi. Sonra elini kolunu sallayarak gitti demiş. Yani maalesef toplumumuz çok güzel bir yere gitmiyor. İnsanların sinir katsayıları çok fazla arttı. En ufak bir meselede bile ya silah çekiyoruz ya bıçak çekiyoruz ya sopa çekiyoruz. Yani Allah esirgesin işte trafikte çok basit yol verme ve sıkıştırma gibi olaylardan dolayı maalesef büyük tartışmalar yaşanıyor. Zaman zaman bu tarz haberler duyuyoruz. Tabii toplumda bireysel silahlanma da arttı ya da İşte böyle kesici, delici aletler de çok fazla araçlarda yer almaya başladı. Bu insanların tabii ki psikolojilerinin bozuk olduğunu gösteriyor. Dikkat etmek lazım, sabırlı olmak lazım, hoşgörülü olmak lazım. İnsanları kırmamak için gayret göstermek lazım. Yani herkesin bu şekilde tavır alması lazım. Sadece benim almamla bu iş olmaz. Mutlaka senin de alması lazım, öbürünün de alması lazım ki ortam gergin olmasın, tartışmalar kavgalarla sonuçlanmasın. Evet. Diyelim ve başka bir habere bakalım. Ehliyetsiz genç dehşet saçtı demiş. Melik Gazi Yesentepe mahallesinde ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda anneleriyle beraber yürüyen iki çocuğa çarptı. Kazada 2 ve 6 yaşındaki çocuklar ağır yaralanırken kaza güvenlik kameralı tarafından kaydedildi demiş. Ailelere büyük iş düşüyor. Çocuklarının ehliyeti yoksa araç biliyor diye araç biliyor olsa da vermemek lazım. Eğer çocuklarınıza bu tarz araçları öğretecekseniz araç kullanmayı, bunların yerleri var, alanlar var, eğitim alanları var. Buralarda bu çocukların araç sürmesine izin vermek lazım. Yani biliyor diye ehliyeti olmadığı halde yola çıkartıyorsak. Evet. İnşallah bu çocuklardan yani sakat kalmazlar ya da ölümle sonuçlanmaz. Sağlıklarına kavuşurlar. Gerçekten faciaya yol açıyordu. İnşallah faciayla sonuçlanmaz. Yani toplum arasında bir laf var yani aracı ehliyet sürmüyor diye. Evet. Demek ki ehliyet sürüyormuş yani. Yani ehliyetin mutlaka olması lazım. Evet. Kaza olabilir ama bu bilinçli kasten adam öldürmeye yönelik bir suç bence. Hani evet hayatımızın yaşam alanımızda maalesef kazalar oluyor. Ölümler de sonuçlanabiliyor. Büyük kazalarla da sonuçlanabiliyor. Bu noktada yani kazaya elbette ki alacağımız tedbirlerle belki neden olmayabiliriz. Ama ne olursa olsun bilinçli kasti böyle ehliyetsiz bir şekilde yola çıkılması kasti bir şekilde ölümeye sebebiyet vermektir. Bunun başka bir açıklaması olmaz. Evet. Diyelim ve Büyük Kayseri gazetesine bakalım. Manşetinde Kayseri pastırmasına profesör onayı demiş. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay, Kayseri'de yaşam boyu sağlık konferansında en sağlıklı yiyecek pastırmadır dedi. Vallahi şimdi Canan Hoca kadınlar tarafından, toplum tarafından çok fazla takip edilen bir bilim kadınımız. Bilim insanımız. Bu noktada söylediklerin her biri de dikkate değer bir şekilde ortaya çıkıyor. Pastırmayla alakalı söylediği sözler elbette ki hoşumuza gitti. Sonuçta Kayseri'nin ekonomisine can veren, Kayseri'nin marka değerini artıran bir çıkış anlamına taşıyor. Ama yani Canan Karatay'ı da takip ediyorum.
her gittiği yerde sanki böyle mesajlar vermeye çalışıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bilim kadını acaba yalan söyler mi diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Çünkü yani inşallah öyledir. Niğde de farklı bir ürünü gündeme getirdi. Evet. Farklı bir ilde farklı bir ürünü gündeme getiriyor. Şehirle özdeşleşmiş ürünlerin dikkate değer bir buluyor ve güzel bir sözlerle ifade ediyor. Kayseri'de de pastırmayı söylemesi hem pastırma satışını artırır hem de belki içimizde o sağlıklı mı sağlıksız mı diye düşünenler varsa ondan kafalarındaki soru işaretleri de geçmiş olur. Evet. Diyelim ve başka bir habere bakalım. Sanayicilerle bir araya geldi demiş. Vali Kamçı, Kayseri'nin ekonomik durumu ve potansiyelini devam eden kamu ve özel sektörün yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayiciler, iş adamları ve yatırımcılarla kahvaltıda bir araya geldi demiş. Kayseri'de 3 tane organize sanayi bölgesi var. Bildiğimiz birincisi zaten kent merkezinde olan. Diğeri İncesu Organize Sanayi Bölgesi, bir de Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi. Bu noktada elbette ki bunlar Türkiye ekonomisi başta olmak üzere Kayseri ekonomisine önemli gelir getiren kuruluştan yer aldığı alanlar. Sayın Vali de İncesu'da iş adamlarıyla bir araya gelmiş. Peki sorunları dinledi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sanayiciler isteklerini, taleplerini vali aracılığıyla iletmiş oldular, valiye iletmiş oldular. Bu tarz toplantılar elbette ki iş dünyamıza önemli katkılar sunar. Evet, diyelim ve hemen Büyük Kayseri Gazetesi'nin bir sürü manşetine bakalım. Nikah kıyma sorusu laiklikle alakalı bir konu değildir demiş. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin müftülere nikah yetkisi verilmesi laiklikle alakalı bir konu değil dedi. Tabii laiklik yıllarca bu ülkede farklı uygulandığı için laiklikle alakalı mı değil mi kişilerin bakış açısına göre değişiyor. Yıllarca bu ülkede başörtülü kızlarımıza ya da inançlı insanlar laiklik bahane edilerek baskı yapıldı, zulüm yapıldı. Onu bir kenara not edelim. Tabii müftülere nikah verilme yetkisini gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Şu açıdan bakabiliriz. Bugün herkes resmi nikah yaptırmıyor. Ya da yaptırmadan önce din görevlilerine, cami hocalarına gidiyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da maalesef imamları bu konularda çok fazla zora sokuyorlar. Çünkü 18 yaşından küçük çocukları o bölgelerde daha çok evlendirme eğilimi var. Doğal olarak da 18 yaşından küçük olunca biliyorsunuz resmi nikah gerçekleşmiyor. Bu noktada da imama müracaat ediyorlar bu nikahı yapması konusunda. Tabii din görevlileri de iki arada bir derede kalıyorlar. O noktada yapıyorlar bazen bu nikahları. Sonrasında boşanma gibi kötü bir durum ortaya çıkıyor ve davalık olunca taraflar sizin nikahınızı kim kıydı? İmam kıydı deniyor. Ve sonuçta imam da o davaya dahil edilmiş oluyor ve yasa dışı bir iş yapmakla suçlanıyor ve imamlar bu noktada yargılanıyor. Bunu böyle düşünmek lazım. Bu atılan adım imamların iş yükünü yani bu sorumluluğunu bence ortadan kaldırmış durumda. Nasıl diye sorarsanız. Yani imama gidecekler yine imamı zorlayacaklar. Bu kez imam diyecek ki evet bu işimiz var müftülüğe gidersiniz. Hem resmi nikahınızı hem nikahınızı orada yaptırırsınız diye biraz daha bu sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Yani gereksiz sorumluluktan 18 yaşını doldurmuşsa elbette ki yani bu gerekiyorsa önce resmi nikah biliyorsun sonra insanlar dini nikahla rahatlamak için böyle bir tercihte bulunuyor. Bunu yaptırabilecekler. Müftülüklerde zaten müftü yapacak diye bir kanun ya da bir şey yok. Müftülüklere bu yetki verildi. Nasıl belediye başkanlarına yetki verildi memurlar kullanıyorsa aynı yetkiyle müftülüklerde de bir büro oluşturulacak. Orada bu işlemler gerçekleştirilecek. Şöyle bir algı ortaya çıkıyor. Herkesin nikahını sanki müftüler kıyacak gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu da doğru değil. İsteyen belediyelerde kıydıracak, isteyenler de müftülüklerde.
Böyle bir tercihli dönem de var. Tabii belediyeler 250 lira alıyor nikahlardan. Yani diğer illerde nasıl bilmiyorum Kayseri'de. Bakalım müftülükler biraz daha böyle bu konuda rekabet yapıp yani 100 lira 50 lira mı ne alacaklar onu da görmüş oluruz. Evet. Diyelim hemen başka bir habere bakalım. Kaçan kadın çiftçilerin umudu oldu demiş. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaptırılan Kadın Çiftçiler Ekolojik ve Eğitim ve Üretim Merkezi ilçede yaşayan kadınların ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kaçan, ilçede oturan ve organik tarım ile uğraşan kadınların umudu oldu demiş. Evet, Bünyan'ın Karahıdır mahallesi eskiden köydü, şimdi mahalle. Burası organik tarımla ön plana çıkan bir mahalle oldu. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte ya da orada geliştirilen projelerle birlikte Karahıdır markası ön plana çıkmaya başladı. Yine kadın gelişim merkezi de yapıldı. Bu noktada tabii ki kadınların orada hem eğitimleri sürecek, hem de bu noktada ekonomiye katkıları devam etmiş olacak. Elbette ki çiftçileri küçümsememek lazım. Onlar üretmese bizler tüketemeyiz. Ama bilinçli üretmek lazım. Yani bir ürünü 1'e 5 alacağımıza 1'e belki 50 alacağız. Bu Evet. bilinçle, bu eğitimle inşallah faydalı bir proje olacak. Evet. Diyelim mi yeni haber Kayseri Gazetesi'ne bakalım hemen. Evet, manşetinde Kayseri'yi Türkiye'ye rezil ettik diye bir manşet atmış yine. Fuarda yaşanan olayla alakalı. Evet, İhsan Eli Açık'la alakalı konuyu da yine Yeni Haber gazetesi manşetine çekmiş durumda. Yani bunu kabul edecek durumda değiliz. Konuştuğumuz gibi ortaya çıkan tablo Kayseri'ye yakışmadı. Ortada tabii polislerin arasında can güvenliğinin olmadığı bir durum söz konusuydu. Vatandaş oradan uzaklaştırıldı ve sonrasında da zaten İhsan Eli Açık da fuara alınmamış oldu. Bu noktada böyle bir şeyle sonuçlanmış oldu fuarda, kitap fuarında yaşanan olay. Söylediğimiz gibi tek taraflı düşünmüyorum ben bu olayı. Elbette ki vatandaşların yaptığı doğru değil. Ama İhsan Eli Açık'ın da yani bu organizasyonu zorlayarak illa ben de burada yer alacağım, kitaplarımı imzalayacağım, söyleşi yapacağım tarzında bir yaklaşımını da kabul etmek mümkün değil, doğru değil. Önceden bu işler, bu organizasyonlar mutlaka ayarlanması ve o noktada vatandaşların da ya da yazarların da bu organizasyon içerisinde yer alması lazım. Yani şartları zorlayarak, olayı provoke ederek bu fuarda ben de yer alacağım demek, Evet. işte böyle sonuçları çok da memnun etmediğimiz bir durumu ortaya çıkartıyor. Evet. Diyelim ve ulusal gündemle devam edelim ve ilk olarak Hürriyet gazetesine bakacağız. Kerkük'te ettik mesaja yasak demiş. Irak ordusunun Haçlı Şabi desteğiyle peşmergeden aldığı Kerkük'te duvarlardaki etnik ve mezhepsel sloganlar Irak bayrakları boyanarak kapatılıyor. Haçlı Şabi de kent dışına çıkarılacak demiş. Çok güzel. Yani olması gereken bu. Yani biz bu coğrafyada maalesef kardeşçe yaşamımızı sürdüremedik. İşte emperyalist güçlerin farklı emelleri neticesinde bölge zenginliklerini sömürmek anlayışıyla yaptığı politikalar maalesef Müslümanları birbirine düşürmüş durumda. Kerkük'te binlerce yıldır farklı mezhepler, farklı ırklar, farklı inançlar bir arada yaşıyordu ama tabii ki Barzani demek Amerika'nın kuklası demek, Amerika demek emperyalist, sömürücü devlet demek, terörist devlet demek. Bunların emelleri orada farklıydı. Desteğiyle birlikte şımarıklığa büründü ve her tarafa işgal etmeye çalıştı ama bunun neticesinin çok ağır olduğunu gördük. Barzani yani hayaller kurarken bir anda hayallerin nasıl sonuçlandığını 3 saatte, 4 saatte görmüş oldu, öğrenmiş oldu. Bu noktada elbette ki Kerkük artık bir çatışmanın, bir kaosun olduğu bir kent olarak anılmaması lazım. Doğru yapıyor yani Irak hükümeti.
Irak'ın toprak bütünlüğünü elbette ki koruyacak adımların atılması lazım. Şunu öğrenmemiz lazım bizler Müslümanlar olarak. Demokrasi içerisinde bulunduğumuz kentlerde, illerde, ilçelerde, ülkelerde demokratik bir ortamda yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani birbirimizin farklılıklarını ön plana çıkartacak, çatışmak yerine birbirimizin aynı noktalarını bularak birleşmeye, kaynaşmaya çalışmamız lazım. Kerkük'te de ya da Irak'ta da çok fazla böyle insanların katledilerek bir Kerkük'ün alınması söz konusu değil. Bu tabii ki sevindirici yanı. Yani Allah korusun daha büyük çatışmalar olup oradaki siviller ya da işte sonuçta Müslümanların ölmesi kimseyi memnun etmezdi. Bu şekilde bir durumun ortaya çıkması beni sevindirdi. Bundan sonra Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacak yöntemler belirlemek lazım. Bugün İspanya, Katalonya'nın özellik ilanını ortadan kaldıran adımlar atıyor ya da Katalonya'yı yeniden düzenlemek için adımlar atıyor. Aynı yöntem Irak'ta da uygulanması lazım. Irak merkezi yönetimi o özellik ya da Irak'ın kuzeyindeki o defakto durumu ortadan kaldıracak adımları mutlaka atması lazım. Evet, herkes özgür olsun, huzur ve güvenlik içerisinde olsun ama önüne gelen kafasına göre silahlanıp kendi gücünün yettiği yerleri almasınlar. Irak içerisinde mutlu ve mesut bir şekilde yaşasınlar. Evet, diyelim mi hemen yine Hürriyet Gazetesi'nin başka bir haberine bakalım. Yaşam tarzının güvencesi CHP'dir demiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu hafta sonu vaizelerle buluştu demiş. Kılıçdaroğlu bize yönelik ithamlarda inanmayın. Birbirimizi daha yakından tanıma konusunda gecikme yaşadığının farkındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın biz din ve vicdan özgürlüğünün savunucusuyuz demiş. Yani Sayın Kılıçdaroğlu diyor ama çevresindekiler çok da onu inandırıcı bir adım atmıyor. Her seferinde başörtülüler üzerinden bu ülkede maalesef acı yaşattılar ailelerine. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda samimi. Ben ona inanıyorum ama çevresindeki yol arkadaşlarım bu konuda çok samimi olduklarını düşünmüyorum. Tabii 2019 seçimlerine giderken bu tarz adımlarda her siyasi partiden görmüş olacağız. İnşallah samimi olurlar. Tabii ki Türkiye'de hiç kimsenin kılığına, kıyafetine karışmamak lazım. Evet. Elbette ki tabii böyle kamu çalışanların da bir devlet ahlakımız var biliyorsunuz. Türklerin geçmişten gelen bir ahlakı var, bir medeniyeti var, bir ölçüsü var, değeri var. Bu ahlak sınırlarını da zorlamayacak elbette ki kılığına, kıyafetine dikkat etmesi lazım. Yani yıllarca evet yani Cumhuriyet Halk Partisi laikliği bahane ederek başörtülü insanları mağduriyete uğrattı. Karşı tarafta diğer siyasi partilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaptığı yanlıştan kendisine pay çıkartarak başörtülüler üzerinden politikalar üretti. Artık bunlar geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu görmüş olması lazım. Başörtüsünün ülkeyi bölmediğini, laikliğe bir tehlike getirmediğini görmüş olmalı ki Sayın Kılıçdaroğlu bu yönde bir çıkış yapmış. Evet, diyelim ve hemen yine başka bir habere bakalım. Hayır için beşi bir yerde demiş ABD'nin 5 eski başkanı Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının yaralarının sarılması amacıyla bir araya geldi demiş. Bu İslam coğrafyasında açtığı yaraları kim saracak? Evet. Evet. Diyelim ve hemen devam edelim Akşam Gazetesi'yle. İninden başka vatanı kalmadı demiş Pensilvanya'daki ininde yasaklanan FETÖ elebaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin prosedür tamamlandı demiş. Evet, zaten yani Türkiye Cumhuriyeti bu prosedürü tamamlamış olsa bile nasıl bir sonuç ortaya çıkacak onu takip etmek lazım. Zaten bu işin arkasında biliyorsunuz emperyalist terörist devlet Amerika var. Yani 3-5 tane generalin, 3-5 tane meczubun bir senaryosu, bir planı değil. Elbette ki bunun arkasında büyük senaryo ve büyük plan vardı. Bu işi de Amerika planladı ve Fethullah Gülen teröristinin üzerinden bu planı devreye sokmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti adımlarını attı. İadesi için de bütün adımlarını attı. Vatandaşlıktan çıkarılması için de bütün adımlarını atmış durumda ama öncelikle
bu Türk adaletine bu teröristin teslim edilmesi ve hesabını vermesi lazım. Önceliğimizin bu olması lazım. Evet. Diyelim hemen başka bir başlığına bakalım Akşam Gazetesi'nin. Koltuk değil hizmet sevdasıyla yola çıktık demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. İsrail'den Rus ruleti, Kuzey Irak'taki planları deşri olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Irak Kürt bölgesel yönetimi için savaş uçaklarını kaldırmaya göze aldı demiş. Yani önce kaldıracaktı böyle evet. Bir şey düşünüyorsa. Tabii ki o işten geçti. Irak'ta, Kerkük'te açık ve net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yenilgiye uğramış oldu. Evet. Diyelim mi hemen başka bir gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesine bakacağız. Bizi bölmeye güçleri yetmez demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatan topraklarımızı bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bölmeye çalışanların üzerine F-16 olur gideriz demiş. Bu farklı bir söylem oldu. Bir gece ansızın geliriz demişti. Bir gece ansızın vururuz dedi. F-16 olur gideriz. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki Sayın Erdoğan'ın bu çıkışları artık Türkiye'nin bağımsız hareket ettiğini ve öyle birilerden icazet almaya gerek duymadığı bir ülke konumuna geldik. Onu söylemeye çalışıyor. Tabii ki bu bölgede Türkiye'den bağımsız bir şekilde politikalar üretmek, senaryoları yerine getirmek öyle imkanı yok. Türkiye öyle geçmişteki gibi öyle küçük ya da sözün geçtiği bir devlet değil. Türkiye anında yapılan yanlışlara aynı şekilde yani karşılığını verecek güçte bir ülke, bağımsız olduğunu gösteren bir ülke. Eksiklerimiz var mı? Elbette ki milli sanayide, savunma sanayide atacağımız çok fazla adım var. Bunlar tamamlandığında da elbette ki daha güçlü bir konuma gelmiş oluruz. Bu çıkış önemli. Dosta güven, düşmana da korku veren söylemler. Elbette ki Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı bizim üzerimizde planlar kuranlara yönelik mesaj içeriyor. O noktada bir gece ansızın vurabiliriz, F-16 olur, gelebiliriz evet. Şeklinde ifadesi de açık ve net şekilde mesaj yerine ulaştı gibi görünüyor. Evet, diyelim ve hemen başka bir habere bakalım. Temelini attığı köprüyü inceledi demiş Başbakan Binali Yıldırım. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde temelini attığı Elazığ'daki Ağın Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Yaptık, bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı diyen Yıldırım, köprüden kendi kullandığı makam aracıyla da geçti. Yıldırım, Ağın ilçesine gelen ilk başbakan olarak da kayıtlara geçti demiş. Evet. Diyelim ve hemen başka bir gazeteye geçelim. Habertürk'e bakacağız. Kanser ilacını fitness tüketti demiş. Meme kanser ilacına meme sarkmasını önlüyor diye vücut geliştirmeciler hücum etti demiş. Stoklarda ilaç kalmadı. Hastalar isyanda demiş. Yani enteresan bir haber tabii ki. Meme sarkmasını önlüyor diye fitnessçiler hücum etmiş ama bu ilaçların hangi yani organlarda tükettiğini araştırmıyorlar demek. Evet. Sadece görüntüye önem veriyorlar. Yani kafaya göre ilaç kullanımını maalesef Türkiye terk edemedi. Sporcu da olsa bu durum ortaya çıkıyor. Spor yapanlar biraz daha bilinçli olur biliyorsunuz. Yani sıradan bir vatandaş gibi olmaz. Kanser ilacını hangi cesaretle bu şekilde tüketiyorlar anlamak mümkün değil. Evet. Diyelim ve Sabah gazetesine bakalım. Manşetinde hiçbir gencimiz mağdur olmasın demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak YKS'de tek bir mağduriyet yaşanmaması için 4 talimat verdi demiş. Vallahi bunları önceden planlayacaklar. Yani mağduriyet yaşanmaması için bu seneden planlayıp seneye uygulamalar lazımdı. Yani sezon başında kaldırıp yeni ne olduğu belli olmayan bir sistemi getirmek öğrencilerde ve velilerde büyük bir tedirginlik ortaya çıkardı. Bazı sorularda azalma yaşandı. Doğal olarak da bu bir yani çok kabul edilen bir sistem gibi durmuyor. Bakalım sınav gününde, sınav sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Türkiye adımlarını bu eğitim sisteminde maalesef AK Parti'nin en başarısız olduğu konulardan birisi oldu. Yani mesela 2 gün önce bu cam filmleriyle alakalı bir karar alındı. Önce serbest bırakıldı, şimdi tekrar vazgeçildi.
Türkiye böyle gelişi güzel bir ülke, karar alan bir ülke görüntüsünü veriyor. Aslında böyle değil ama Milli Eğitim'de işte bu tarz konularda alınan kararlarda bunu doğrular nitelikte. Önce altyapısının oluşturulması lazım, sonra adım atılması lazım. Evet, YKS uygulanacaksa bu sene değil, bu sene öğrencilerin kafalarında şekillenip seneye uygulanması lazım. Öyle bir yanlış adım attılar diye düşünüyorum. Evet, diyelim Mestar gazetesine bakalım. Saygı duyana saygı duyuyoruz diye bir manşet atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye politikasına tepki gösterdi. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız, yoksa kusura bakmasınlar demiş. Evet, açık ve net bir şekilde mesajını vermiş durumda. Tabii ki terörle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında görünüp hep Türkiye'nin altına uymaya çalıştı. Bunu açık ve net bir şekilde gördük. Türkiye'nin biraz daha bu konularda Amerika'ya tavır alması lazım. Evet, diyelim ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşetinde bir gece ansızın vurabiliriz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Evet, dün gençlere seslendiğinde bu ifadeleri kullanmıştı. Vurması da lazım. Yani sınırımızda kafasına göre at koşturan terör örgütlerinin olmaması lazım. Bugün Afrin'de operasyon yapılması lazım. Münbiçe'de mutlaka bu operasyonlar yapılması lazım. Yani işgal ettiği yerleri kafasına göre oradaki insanları sürgüne göndererek terör örgütleri istediklerini elde edememiz lazım. Bu noktada Türkiye'nin en mantıklı atacağı adım Esad'la işbirliği. Esad'la işbirliği yapılırsa burada terör örgütleri cirit atamaz. Evet. Diyelim ve spora bakacak olursak, dün yine Kayseri Spor, Atiker Konya Spor mücadelesini Kayseri Spor 2-1 kazandı. Böyle başlayalım sporda. Evet, valla Kayseri Spor müthiş bir sezon geçiriyor. Evet. İnşallah sonu da güzel olur. Tabii müthiş de top oynuyor, güzel de futbol sergiliyor. O oyuncular arasındaki uyum da çok güzel. Atiker Konya Spor'u da 2-1'lik bir skorla geçmiş durumda. Kayseri Spor kendi evinde oynadığı karşılaşmayı kaybetmedi. 9 hafta geride kaldı. 2 karşılaşma kaybedildi. Biri Galatasaray'a karşı, bir de Karabük'e karşı 2 karşılaşma kaybedildi. Ama diğer maçlardan hep puanlar çıkarıldı. Bugün itibariyle Kayseri Spor 17 puana ulaşmış durumda. 9 haftada 17 puan güzel. Mükemmel bir puan. Yani daha rahat futbol oynuyor bunun rahatlığıyla. Evet. Haftaya Fenerbahçe ile oynayacak Kayseri Spor. Belki bu noktada bir sıkıntı yaşayabilir ama onu zaten kaybolarak ya da görebiliriz. Belli olmaz, şaşırtıp 3 puanla da dönebilir Kayseri Spor. Güzel futbolu ortaya koyuyor. Evet. Diyelim ve Fanatik Gazetesi'ne bakalım ve Fanatik Gazetesi çarpıcı bir başlık yer vermiş. Şov var, gerilim var, olay var, kırmızı kart var, kazanan yok demiş. Evet. Türkiye bu derbiye kilitlenmişti. Evet, müthiş de bir mücadele oldu ama kazanan olmadı. Gol de gelmedi. Doğal olarak tartışılan pozisyonlar var, tartışılan kararlar var. Her biri de geride kalmış oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray birer puanı paylaşmış oldu. Tabii ki seyir zevki güzeldi ama golle bu taşlanmış olsaydı birkaç gol karşılıklı biraz daha keyifli olurdu. Evet. Diyelim ve gazetelerimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yine yerel gündem ve ulusal gündemdeki gazeteleri, manşetleri, başlıkları inceledik. Çok değerli haber müdürümüz gazeteci İsmail Şahin'le beraber. İsmail Bey'e ben yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlar var. Onların da ellerine sağlık. Evet, diyelim ve sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.